Gayrimenkul sektörüne dair merak ettiklerimizi Remax Borsa'da cevaplandırdık. İzliyoruz. Sevgili izleyenler, bugün Ankara Çankaya'da Remax Borsa'dayız. Yanımızda gayrimenkul danışmanı Sedef Emingil var. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Sedef Hanım, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Sedef Emingil, 28 yaşındayım. Son zamanlarda gayrimenkul sektörüyle ilgiliyim. Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü bitirdim. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları yüksek lisansım var. Beyaz yaka olarak çalıştım yaklaşık 4 yıl. Ama sonra baktım ki ben özgürlüğümü istiyorum. Kendi işimin patronu olmak ve çalıştığım kadar kazanmak istiyorum. O yüzden bu sektöre adım attım. Yaklaşık 1,5 yıldır da gayrimenkul danışman olarak hizmet veriyorum. Hangi hizmetleri sunuyorsunuz? Biz bir gayrimenkulün değerlemesinden tutun, satış sonrası hizmetlerine kadar her konuda danışanlarımıza yardımcı oluyoruz. Pazarlama faaliyetleri, öncelikle değerleme tabii ki, bir mülkün doğru değerini belirlemek. Daha sonra pazarlamasını yapmak, reklam tanıtımları, gelen müşteriler ve ziyaretçilerle ilgilenip evi göstermek. Ondan sonrasında pazar analizi. Satışın durumuyla ilgili ya da mülkün hizmetteki durumuyla ilgili müşterimizi bilgilendirmek. Müzakere tabii ki. Teklifler oluyor. Alıcılar, satıcılar arasında bazen tatlı, bazen ekşi tartışmalar oluyor. Onların arasını bulmak işimizin bir parçası. Daha sonra satış kapama ve satış sonrası tabii ki her zaman ömür boyu sürecek bir bağ yaratmaya çalışmak işimizin parçası. Ekibinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Türkiye'de 233 tane ofis var. Biz de bunlardan biriyiz. Bizim gücümüz Ankara'daki en kalabalık danışmana sahip ofis olmamız. Hepsi birbirinden deneyimli 79 tane danışmanımız mevcut. Aynı zamanda Türkiye'de de metrekare olarak, çalışma alanı olarak en büyük ofis olma unvanına sahibiz yeni yerimizle beraber. Biz 79 uzmanla beraber çalıştığımız için zaten diğer gayrimenkul uzmanlarından, danışmanlarından 1-0 önde başlıyoruz. Kendi ekibimizin oluşturduğu datası ve müşteri listesiyle beraber. Bunlar bizim güçlü taraflarımız. Gelip görülmesi gereken çok güzel bir ofisiniz var. Kesinlikle. Herkesi bekliyoruz bu arada. Ankara emlak sektörünü sizden dinlemek istiyorum bir de. Nerelere yatırım yapılmalı? Ankara emlak sektöründe neler bizi bekliyor? Ankara'da gayrimenkul sektörü batıya doğru biraz ilerleme kaydediyor. Tabii ki dört bir taraftan genişliyor şehrimiz ama özellikle yatırımcılarımız A+ dediğimiz müşteri kitleleri daha çok Beytepe, İncek, Çayyolu bu lokasyonları tercih ediyor. Sadece yaşamak için değil artık yatırım için de gözde yerler olmaya başladı. Kiralar biliyorsunuz epey yükseldi. Bu kira getirilerini, kira çarpanı dediğimiz evin fiyatıyla kira oranlarını düşündüğümüz zaman kesinlikle bu lokasyon çok değerlendi. Gerek arsa, gerek ticari, gerek konutta Beytepe, İncek ve Çayyolu kesinlikle ön planda. Yılına baktığımızda emlak sektöründe dalgalanmalarla karşılaştık. Peki 2022 yılında bizi neler bekliyor? Açıkçası hem dünya düzeninde hem ülkemizde kesin bir şey söylemek, öngörmek maalesef mümkün olmuyor. Bu sektör hızla devam ettiği sürece gayrimenkul alışverişi de her zaman olacaktır. Sadece Ankara için mi çalışıyorsunuz? Hayır, tabii ki. Tüm Türkiye'de hizmet verebiliyoruz. Referral dediğimiz bir sistemimiz var. Bu şekilde örneğin Ankara'da gayrimenkul sattığımız bir müşterimizin Bodrum'da bir yazlığı varsa, Bodrum Türkbük'ünde X sitesinde uzmanlaşmış bir Remax'li gayrimenkul danışmanı ile iletişime geçiyoruz. Ona teslim ediyoruz gayrimenkulümüzü. Kendisi ilgileniyor, satışıyla da baştan sonuna kadar ilgileniyor. Daha sonra hem biz kazanıyoruz, hem kendi kazanıyor, hem de müşterimiz mutlu oluyor. Hiçbir talebi geri çevirmiyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.